Hakan. Hayatta tek anlamadığım şey ihanet etmek. Yaşamak için ihanet ettin desem, bir gün zaten öleceksin. Para için ihanet ettin desem, her zaman sahip olabilirdin. Makam, mevki, şan, şöhret için ihanet ettin desem, bunlara şerefinle de ulaşabilirdin. O halde bize niye ihanet ettin Hakan? Neden? Ben inandığımı yaptım. Abdüley senin eline geçene kadar ben de böyle düşünüyordum. Bize değil yalancılara inandı. İnsandır. İnanır, kanar diyordum. Ama dün beraber ölüme gittiğin adama ölümüne işkence etmek inançla alakalı bir şey değil. İşte bu ihanet. Sadece bize de değil. İnandığın değerlere, hatta insanlığa ihanet. Burada ellerim kollarım bağlıyken inandığım şeyleri sizinle tartışmayacağım. Bana sormak istediğiniz somut bir şey varsa direnmeyeceğim, söyleyeceğim. Ondan sonrası size kalmış. İster hemen öldürürsünüz, isterseniz Abdüley'e yaptıklarımı yapar öyle öldürürsünüz. İte bak. Bizim yapacağımızı da bize emrediyor. Ne anlatacaksın? Bilmediğim ne biliyorsun? Örgütün bir kanadı Büyük İskender'in emrinde. Geç. Başkanı İskender mi öldürdü? Evet. İhtiyarlardan istediği ne İskender'in? Kırmızı kitap. Kırmızı kitaba dair ne biliyorsun? Hiçbir şey. Ahtoros Türkiye'ye İskender mi getirtti? Bilmiyorum. Yahu getirtti ya da bir noktadan sonra ona teslim edildi. Hangi ailelerle ittifak halinde? Kaçkarlarla ve Hazar Bey oğullarıyla arası iyi belli ki. Karaca dalları beni yolladı gözdağı vermek için. Tataroğlu'nun torununu kaçırdım. Şu an elinde. Ne yapacak yeni doğmuş bebeği? Sana daha önce ne yaptılarsa ona da yapacakları o. Genel olarak amacı ne bu herifin? Türkiye'yi ele geçirmek. Ne yani? Parti mi kuracak? Sen de ben de biliyoruz ki Büyük İskender dün ortaya çıkmış biri değil. Yıllardır var olan bir örgütlenmenin başı ya da başlarından biri. Amacı belli. 60'tan önce, 70'ten önce, 80'den önce nasıl şartlar oluşturulduysa bu ülkede, bugün de onu yapmak. Neticede yönetime el koymak. Hangi ülke arkasında? Şu anda kimse değil. Ama tahminim hepsi gücünü görmek isteyecek. Eğer sen değil, o galip gelirse hepsi arkasında olur. Benimle ne alakası var? Belli ki derin ihtiyarlar onu değil seni seçti. Seninle görüşmek istemiyorlar mı? İhtiyarlarla ilgili ne biliyorsun? Sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar. İskender'in oluşumları neler? Türkiye'nin her kurumunda, her bölgesinde örgütlü adamları var ondan haber bekleyen. Ama kimler diye sorarsan bilmiyorum. Eylem planı? Bilmiyorum. Maddi ve silahlı gücü? Parası var. Silahı da var ama nerede, ne kadar, neyi var bilmiyorum. Memati, senin soracak bir şeyin var mı? Ne lazımsa Abdüley sorar usta. Benim soracak bir şeyim yok. Eğer abi başka bir şey yoksa soracağım. Ben bu dakikadan sonra bununla baş başa kalayım. Abdüley. Hakan senin. Ne yaparsan yap, hak senin. Ne yaparsan yap, sana yakışmayanı yapma.
Ne yaparsan yap, sana yakışmayanı yapma. Seni işkence yaptığın için değil, hak ettiğin için öldüreceğim. Seni ellerin ayakların bağlıyken öldürmeyeceğim. Ellerimle öldüreceğim. Bulut. İskender torunumu çaldı benden. Bulacağız Davut Bey. Bunu yapacağını beklemiyordum. Bu kadarını hiç ama hiç beklemiyordum. Onun kaybedecek hiçbir şeyi yok efendim. Eğer müsaade ederseniz pazarlık masasına oturayım. Ne istiyorsa vereyim. Bebeği aldıktan sonra nasıl olsa cezasını görecektir. Adam benim gücümü istiyor. Paramı değil. Efendim. O zaman gücümüzü göstereceğiz. Bakalım evin içinden çocuk kaçıran bu memlekette kaçacak delik bulabiliyor mu? Ne yapın edin, torunumu getirin bana. Ne gücünüz varmış be kardeşim. Güç, güç, güç. Bir bebeğe sahip olamayan güç. Fuat, git başımdan. Asıl sen çek git başımızdan be. Yeter. Fuat Bey, zamanı değil. Ya ya, tam zamanı şekerim, tam zamanı. Bizi yatılı okullarda süründürdü. Bir kere başımızı okşamadı. Sana gitti, kızını bunun sürepe kardeşine verdi.
Dengeler güçler, dengeler güçler. Şimdi oturmuş torunum torunum diye ağlıyor. Ne torunu be? Yeter Fuat. Adamın biri adı Büyük İskender midir, Sezar mıdır nedir? Geldi, yüzünü çizdi gitti. Torun morun umurunda değil senin. Çizilen karizmanın peşindesin hala. Yeter dedi Fuat, yeter! Efendim, Fuat Bey alkolü lütfen. Bu aşağılık benim paramla uyuşturucu kullanıp, içki içip, onunla bununla düşüp kalkıp, 5 kuruş para kazanmadan bana hakaret mi ediyor bir de? Götürün şunu karşımdan, gebertmeyeyim. Sen mi beni geberteceksin? Ha? Sen mi beni geberteceksin? Otururken elini hiç kana bular mısın sen? Gücü sevdiğinin zerresi kadar çocuklarını sevseydin, bak o zaman nasıl çocukların olurdu. Gel Nazım'ım, gel. Efendim, bir konu vardı. Bebekle mi ilgili Nazım'ım? Hayır efendim. Bebek emrettiğiniz gibi özel bir bakıcının kontrolünde, güvenli bir yerde. Gerisinin önemi yok Nazım'ım. Polat Alemdar Hakan'ı ele geçirmiş. Hakan, kim Nazım'ım? Efendim, bizim Hakan. Nazım, benim ele geçen, kaybeden, verdiğim işi beceremeyen adamım oldu mu? Bundan sonra da olmaz. Bazı hususlara vakıf olabilir bizimle ilgili. Polat Alemdar konuşturur onu. Biz kimseden bir şey saklamayız Nazım. Yakında bütün Türkiye duymayacak mı Nazım'ım? Bir Polat'tan mı saklayacağız? Çetin, hı. Kim lan bu tipsiz? Bu işin profesörü başkanım. Bunlar içiyorlar mı bu eroini? Yok başkanım, içerler mi bu zehri? Çetin, uygarlık tarihinin en zavallı kişilikleri bunlar. Niye diye soracak olursan, kapitalizmin zehirli oklarından biri olan uyuşturucuyu imal ediyorlar. Ve bu imal edilen mal, kendi sınıfından insanları, zavallı, masum, ezilmiş halkları zehirliyor. Peki o zaman başkanım, biz niye yapıyoruz bu kadar melanet bir işi? Maalesef en kutsal değer devrim, ilkelerle prensiplerle değil, parayla gerçekleştirilebiliyor. Nalet olsun. Dökme lan sen de. Başkanım, sizi önderlikten çağırıyorlar. Lan Çeto, çeneni tutuyorsun değil mi? Ayıp ediyorsun başkanım. O gözünü çıkartırım ha Çeto. Ne olan burjuva karıları gibi kompliman yapıyorsun bana? Yürü lan! De hadi çalışın siz de. Başkanım, ben emretmişsiniz. Gel Muro, gel. Muro,
Kuzey Irak'ta büyük operasyon başlatılmış. Zayiatımız çok. Yaraların sarılması için daha çok paraya ihtiyacımız var. Ayrıca örgüt sempatizanlarını biz burada bizzat kendimize eğiteceğiz. Yani metropollerde eğitim kampları kurmamız gerekiyordu zaten başkanım. Raporumda da belirtmiştim. Raporlarını okudum. Beğendim. Bu yapılanmanın başına seni getiriyorum. Teşekkür ederim başkanım. Taktik, strateji bilgini de takdir ediyorum. Hakan'ı etkisiz hale getirmişsin. Hakan derken başkanım? Benim her şeyden haberim vardır Muro. Başkanım, o Hakan denen zibidi sizin ve örgütümüz hakkında ileri geri konuşunca dayanamadım. Önderliğin demir yumruğunu ensesinde hissetmesini istedim. Tebrik ederim. Şimdi senden büyük eylemlere hazır olacak ekipler oluşturmanı istiyorum. Emredersiniz başkanım. Bana bir emriniz var mı başkanım? Yok Çetin. Seni eğitim kampları başkan yardımcısı yapıyorum. Sağ olun başkanım. Yanımda ideolojik ve silahlı eğitimi tamamladım. Artık sorumluluk alma zamanın geldi. Nasıl emredersen başkanım. Sizi ve önderliği mahcup etmeyeceğim başkanım. Artık başkan oldun Çeto. Senin bir kod isme ihtiyacın var Çeto. Bundan sonra senin kod ismin Fişek. Fişek Çetin. Teşekkür ederim başkanım. Eşek Çetin. Eşek Çetin. Beni sattın ya Çetin. Kendine yazık ettin oğlum. Getirin. Ne yapalım usta? Limana çocukları yolla Memati. Sen görünme. İyice başıboş zannetsinler. Bir tek İlyas reis bilsin. Bir ihtimal belki Murat elimize düşer. Ne diyeyim usta? Çifte bayram olur. Bulut'un adamları? Nasılsa Bulut limanda yoktur. Bir sorun çıkmaz.
Abi rahatsız ediyorum. Karaca Dağlar'ın ofisinden aradılar. Ziyarete geleceklermiş kabul ederseniz. Teşekkür etmek için. Ha şöyle. Yola gelsinler. Gelsinler Erhan. Peki abi. İçimden diyordum ki keşke Hakan Karacadağ'ı vursaydı da sonra alsaydık. Ama şimdi teşekkür meşekkür. Sen haklıymışsın usta. Bunların canları tatlıdır. Bize teşekkür eden, canını almak isteyeni kim bilir neler eder. Hazır mı hediye Bedri? Hazır efendim. Ama hediyelik bir durumu yok. Biz Polat Alemdar'a hediye olarak düşmanını verdik. Ya Bedri, adam istese bekler, Cemal ölür, ondan sonra da kimi alacaksa alırdı. Bu İskender'in yaptığını yanına bırakacak mıyız abi? Yahu, ona da hediye hazırladık Cemal. Ne hediyesi abi? Adam canımı alacaktı. Cemal, bazen kara kara düşünüyorum. Ben ölürsem nasıl yöneteceksin şirketleri? Ya adam seni öldürsün mü istiyorsun? Biz ne güne duruyoruz Celal Bey? Gördük ne güne duruyorsunuz Bedri. Polat Alemdar'a silah çektim. Sizin yüzünüzden Londra'daki bütün işlerimi erteledim. Beni sinirlendirmeyin. Yürüyün. Ohoho. Buyurun, buyurun Sayın Yıldız. Cengiz Bey, bu ne rezalet? Biraz önce haberim oldu. Çok üzüldüm. İskender Bey'in böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. Zannetme makamında değilsiniz. Bilme ve müdahale etme makamındasınız. Davut Tataroğlu'nun torunu bu gece kendisine iade edilmezse, varın bunun sonunu siz düşünün. Yalçın Bey, biz burada bebek bakıcılığı yapmıyoruz. Burası da emirler yağdırdığınız holding binası değil. Kendinize gelin. Ben kendime geldiğimde sen burada olmazsın Cengiz. Bana İskender'in dosyasını ve adresini vereceksin. İskender Büyü'ye dair bizde bir dosya yok size verebileceğimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş merhaba. Yahu ne güzel döşemişsiniz mekanınızı. Keşke daha önce görseydik. Daha dekoratif bir hediye getirirdik. Versene Bedri. Kardeşimin hayatını kurtardığınız için size minnettarım. Ne hediyesi, zahmet ettiniz. Olur mu öyle şey? Bu şarap kadehi İstanbul Haçlılar tarafından işgal edildiğinde şehre giren İtalyan komutan Bonfaccio tarafından içine Bizanslı kanı doldurularak içilen bir kadeh. Çok değerli ve önemli. Teşekkür ederim. Buyurun. Ulan Bedri, tam size göre bir hediye getirmişsiniz. Milletin kanının için tasını bize getirin. Memati, biraz kibar ol. Tas mı? Kade. İçi boş getirmişsiniz Bedricim tası. Neyse, olmadı kanı biz döker, içine doldururuz.
Ne yapıyorsunuz? O kadeh kaç milyon dolar, haberiniz var mı? Siz olmasaydınız şimdi bu koltukta oturuyor olmazdım. Geçmişte aramızda tatsızlıklar oldu. Ama bundan sonra emin olun ki abim de ben de sizi öz kardeşimiz olarak göreceğiz. Çok güzel konuştun Cemalciğim. Ben cenazede anlamıştım İskender büyüğün bir tatsızlık çıkaracağını. Peki sizden ne istedi de vermediniz? Ona yanıyorum ya. Sadece randevu. Eskiden çok yardımımız olmuştur kendisine. Biz ne bilelim devlete baş kaldıracağını Asi'nin? Celal Bey, yardım edip birilerini büyütüp büyütüp sonra memleketin başına bela olunca Asi diyorsunuz. Çetecilik makus talihi bu ülkenin. Devlet biraz imkan verince herkes ülkeyi kurtarma sevdasına düşüyor. Celal Bey, size akıl vermek benim işim değil. Kardeşinizin hayatını kurtarmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Size söyleyeceğim şey, bu ülkenin dinamikleri borsa kağıdı değil ki oynayasınız. Emin olun bu oyundan kimse karlı çıkmaz. Hele de siz. Bundan sonra nasıl bir işbirliği yapabiliriz? Sizinle bir işim yok gibi birliğim olsun. Kardeşliğe gelince, ben kan bağından çok can bağına bağlı kardeşliklere inanırım. Canını kurtardıklarıma değil, canlarını verebileceklere ve canımı verebileceklerime kardeşim derim. Gel. Efendim, istihbaratın başında İskender'in adamı var. Cengiz orada oldukça sıkıntıdayız. Aldır o zaman Cengiz'i. Bana ne söylüyorsun Yıldız? Efendim, benim aramam yetmez Ankara'yı. Bizzat sizin rica etmeniz gerekecek. Kimi istiyorsun başa? Avni Bey var. Yardımcılardan. İlişkimiz iyi. Kızım bana büyükelçiliği bağla. Çıkamayacağımı bilsem de seni geberteceğim. Efendim, Celal Cemal Karacadağlar ve adamları Bedri Fincancı bağlılıklarını bildirmeye geldiler. Buyursun gelsinler. Evet, evet. Buyurun Sayın Karacadağ. Yahu İskender Bey, bir yanlış anlaşılma olmuş. Size randevu veremedik, bari biz size gelelim dedik.
Ben de öyle söyledim çocuklara Celal Bey. Karaca Dağlar beni tanır, sever, sayar. Cemal belki bilmiyordur ama Celal Bey beni iyi tanır dedim. Cemal de hatırladı sizi sonradan İskender Bey. Bu hatasını telafi etmek için size hediye getirdi. Ne zahmet ettiniz. Bu Sultan II. Mehmet'e ait bir kanunname. Hakikaten hatırlamışsınız tarih merakımı. Evinizde görmüştüm bu kanunnameyi. Aman çok kıymetlidir Nazım'ım. Özel odamıza koyun. Ayakta kaldınız. Size ve oluşumunuza nasıl hizmet edebiliriz İskender Bey? Sizden çok bir şey bekliyor değilim. Bütün ülke ne kadar cömert olduğunuzu bilir. Zaman zaman çocuklar başvuracaktır size. Geri çevirmeyiniz. Tabii ki, hay hay. Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz Celal Bey. Biz yönetime el koyduğumuz zaman bilirsiniz, sermaye korkaktır. Hemen kaçmaya yeltenir. Kaçmasın. Mümkünse bütün kara para Türkiye'ye girsin de ekonomiyi düzeltelim. İskender Bey, bizim bunu burada sağlamamız için sizin dışarıda da nüfuz sahibi olmanız gerekir. Dış şartlar bu darbeye hazır mı? Ben içerideki şartları hazırlayayım. Sen de bütün vaktini dişçide geçirecek değilsin ya Cemal Bey. O işleri de sen hallediver. Davut Tataroğlu'nu ikna etmek oldukça güç olacak. Davut Bey, gücü bilen, güce saygı gösteren bir adamdır. Yanımızda olacaktır. Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Bana bak pastacı. Kafanı buradan çıkarıp tek bir kere soracağım. Cevap verdin, verdin. Veremedin, seni burada boğacağım. Ha? Bu adam nerede? Ben bilmem, Ahmet tanıyor onu. Ara Ahmet'i, gelsin buraya. Hadi! Ben bunu takamam. Bulut'un hediyesi reddedilmez. Memati'ye ne diyeceğim? Canım ayrılınca takarsın. Ya da önceden vardı dersin. Almak istemiyorum. Sen bilirsin ama ben Bulut'u aldı diyeceğim. Hediye için de teşekkür ederim Gamzeciğim.
Bulut'la konuş da ben bu işten ayrılmak istiyorum. Çok mu kötü davranıyor Memati? Yok. Memati ile alakalı değil. Ben oyun oynamak istemiyorum. Zaten oyun oynamıyorsun şekerim. Burada hayatın söz konusu. Neyse ne. Sakın bana Memati'yi seviyorum deme Gamze. Seviyorum. Saçmalama. Alo. Efendim canım. Ne yapıyorsun? İyiyim, evdeyim, sen? İyi. Bu akşam yemeğe götüreceğim dedim ya. Gidemiyor muyuz? Yok gülüm. Geç gideriz. Ben sana haber veririm. Hadi öpüyorum seni. Nereye gidiyorsunuz? Ne oluyor Gamze? Bir yere gitmiyoruz canım. Yemeğe gidiyoruz. İlk defa dışarı çıkacağız. Gel Cengiz'im, gel. Efendim, ortalık karışık. Ona haber vermek için geldim. Karışık olan bir şey yok Cengiz'im. Geçmiş olsun. Seni görevden almışlar. Öyle mi? Devlet görevi böyledir Cengiz'im. Bir günde gelirsin, bir günde gidersin. Ama sıkma canını. Sen benim adamımsın. Bu koltuk olmazsa başka koltuk olur. Sağlığınıza duacıyım efendim. Her mevzi önemli. Her mevzi bizim Cengiz'im. Asıl olan bize hizmettir. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Teşekkür ederim Alper'cim. Hiç kimseden tebrik, telefon, çiçek mi çek istemiyorum Alper. İşimize bakalım. Nasıl isterseniz. Büyük İskender'in üstüne gidilecek. Yukarının talimatı var. Bu çete bütün unsurlarıyla birlikte yok edilecek. En çok sevinenlerden biri olurum. Kurumda kimlerle irtibatı varsa hepsinin listesini istiyorum Alper. Efendim, emrettiğiniz hususları öğrendim. Ankara'dan bize karşı bir operasyon emri gelmiş. Ankara'nın her şeye gücü yetiyor muymuş Nazım? Kan gölüne çeviririm ortalığı. Bunlar unutuyorlar Maraş'ı, Malatya'yı, Sivas'ı, Konya'yı. Bunlar bizi küçük görüyorlar. Büyük değil. Öyle mi Nazım? Çağır bakalım şu bizim avukat Cem'i. Ne yapmış? Ona emrettiğim dosyayı hazırlamış mı? Bakayım. Ne var gardiyan? Revire götüreceğiz seni Halil İbrahim Bey. La istemem revir mevir. Benim hiçbir şeyim yok. La yalnız bırakın beni yeter. Yukarıdan talimat öyle. Mutat muayeneye girmek zorundasın. La hem çürütürsünüz bu damlarda hem de muayene edersiniz.
Tamam memur bey, siz çıkabilirsiniz. Sağ kol muydu, sol kol muydu hemşire hanım? İkisine de gerek yok. Elleriniz yeter. Elvan. Elvan hanım. Sizin ne işiniz var burada Elvan hanım? Bir arkadaşıma rica ettim, yerine geldim. Sağ olsun gardiyanlar da yardımcı oldular. Allah seninle yer değiştiren o hemşireden de, beni buraya getiren o gardiyandan da 1000 kere razı olsun. La bu yaşıma geldim. Ben böyle sevindiğimi bilmem. Halil İbrahim Bey, bu bir defalığa mahsus. Olsun. Bir defa oldu ya. İçimdekileri dökeyim de ne olursa olsun. Elvan Hanım, ben seni Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kendime istiyorum. Nasıl olur Halil İbrahim Bey? Vallahi bilmem nasıl olur ama hele sen bir hede. Allah büyük. Benim helalim çocuğumun anası olur musun? Kimse dikkat çekmesin. Herkes tetikte olsun. Abi de birazdan gelecek. Abi beklediğimiz ne? Gelirse Muro, gelmezse adamları. Geçin yerlerinize. Gel bakalım Fişek Başkanım. Heyecan var mı heyecan? Başkanım, bu operasyon biraz riskli. Yani tırstım diyorsun. Yok başkanım, bir devrimci asla tırsmaz. Ama çekinceler olabilir. Neymiş çekincelerin Çeto Başkan? Şimdi başkanım, Polat Alemdar'ın biz adamına istihbarat verdik ya. Biz derken? Ben verdim lan. Verdin ya başkanım. Şimdi onlar bizim limandan sevkiyat yaptığımızı öğrenmemişler midir? Hele de o Memati Baş'ın ortağı bizi gördü. Ne yani Çeto Başkan? Koskoca bir örgüt komprador limanına giremeyecek mi? Gireriz de başkanım, zayiat veririz. Oğlum beni örnek alacaksın. Gerekirse adamlarınla birlikte öleceksin ama o asit intriti buraya getireceksin. Emredersin başkanım. Hadi lan! Erol nerede? Gel gel, burada Erol. Ahmet, şimdi cevap verirsen bu düğmeye basmam. Sabah millet kanlı ekmek yiyemez. Yok, bana ne milletten dersen, Erol'un kanı yetmez. Seninki de lazım gelir.
Bu adam nerede? Ben buna nasıl ulaşırım? Abi, beni öldürürler. Oğlum, bende doktor tipi mi var? Ben yaşatırım da onlar mı öldürür? Cevap ver. Abi. Hamur mamur, sen bizi yanlış tanıdın. Son bir kez daha soruyorum. Abi, telefonu var. Ara bakayım. Alo Nazım abi. Ben pastacı Ahmet. Sen kimsin, beni arıyorsun lan? Kapattı. Ne oldu, ne diyor? Abi kapattı. Bir daha ara, bana ver. Kapalı abi. Ver bakayım telefonu. Nasılsın oğlum? Çok şükür anne. Gel. Dur oğlum, dur. Hadi sofra hazır, buyurun. Anne, sofraya geçeriz de biraz konuşmam lazım sizinle. Hayırdır oğlum? Biraz sıkıntımız var baba. Eren bir süre sizde kalsın. Tabii oğlum, kalsın. Eren'le mi ilgili? Yok Ömer baba. Benimle ilgili bir şey yok. Benim aklım burada kalmasın diye. Açık konuş da birader, biz de neye tedbir alacağımızı bilelim. Hem annemle babamın canı için, hem de Ali'nin canı için Eren burada kalacak. Daha fazlasını kurcalamayın. Bebekle ne alakası var evladım? Var demek ki tedbir alıyor. Tabii oğlum, sen merak etme. Ben çocuğu doyurayım. Gel bakayım canım. Yavrum benim. Birader, madem geldin bana da bir akıl ver. Benim aklım başımda değil Hikmet. Ne soracaksan babama sor. Ömer babalık değil, senlik bir mevzu. Neymiş? Ben de merak ettim benlik olmayan mevzuyu. Ömer baba, yanlış anlama. Ben diyorum ki bu gönülü kaçırayım. Kardeşiyle de tanıştım. Efendi güler yüzlü bir çocuk. Ben hallederim anamı babamı dedi ama bir ses çıkmadı. Herif direndikçe direniyormuş. Hala benlik mevzuya gelmedin Hikmet. Bu hala babamlık mevzu. Ömer babanın cevabı belli. Sabır, sabır, sabır. Hikmet, sabır demişim de yalan mı söylemişim? Kızı evden kaçırınca sabır bitiyor mu? Asıl o zaman başlıyor. Kaçıracak adam kimseden icazet almaz. Kaçırır Hikmet. Ama galiba mevzu bu değil. Korkuyorum usta. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben gönlünü seviyorum ama... Hikmet, eskiden bu memleket için, bu millet için korkardın, endişe ederdin. Kuzey Irak'a girdik, 10.000 asker var. Her gün şehit var. Onları sorardın. Ne oldu sana? İşte onu soruyorum ya usta. Ne oldu bana? Gönlünü kaçıracaksan kaçır da Hikmet. Aklına mukayyet ol.
Hikmet sana damdan düşmüşün halinden damdan düşmüş anlar diye soruyor. Sen anlamıyorsun. Düş de gör diyorsun. Düşmek kaderiyse düşecek baba. Biz de onun dostu, kardeşi, büyüğüysek o düşerken de o düştükten sonra da yanında olacağız. Elinden tutacağız. E hadi, sofra bekliyor sizi. Tabağını ver bey. Gel kardeşim, gel. Buyur bey. Ver yavrum. Niye direndin anlamıyorum baba. Anlamak zorunda değilsin. Ben gönlü o çapulcuya vermiyorum. Nesi çapulcu? Gayet beyefendi adam. Ben tanıştım. Benimle neyi tartışıyorsun? Senin çocuğun olursa onunla ilgili kararları kendin verirsin. Benim söz hakkım yok mu bey? Yok. Baba, ben Hikmet'i seviyorum. Sen istesen de seviyorum, istemesen de. Evlenmemize izin versen de seviyorum, izin vermesen de. Gönül, görmediğin yabancı bir erkeği nasıl seversin? Bak ne güzel konuşuyorsun. Görmüyor ya Gönül. Gönül, sen lütfen alınma. Ama Gönül'ün çok fazla seçeneği yok ya. İkiniz de yaşlısınız. Ben zaten burada yokum. Ya bırakın kız hazır sevdiği, onu da seven biri varken evlensin. O it kızımı benim param için istiyor. Kimse bana masal anlatmasın. Yok parkta tanışmışlar, yok çaycıda. Senden para falan isteyen yok. Sadece izin istiyorlar. İzin mizin yok. Anne her zamanki gibi susacaksın değil mi? Niye bir şey söylemiyorsun? Beni dinlemiyor ki. Hiçbir zamanda dinlemedi. Belki de bizim de onu dinlememe zamanımız gelmiştir. Ağlıyor musun? Evet. Sinirlendim biraz. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Efendim, Cem geldi. Gelsin. Buyurun. Gel Cem'im, gel. Emrettiğiniz dosya. Kim bu eylemi gerçekleştirecek? Efendim, iki adayımız var. İkisi de gözü kara çocuklar. Yok, istemem Cem.
Mesajımız net anlaşılsın. Gir daireden içeri. Sen sık ki herkes görsün bizim emrimizde kimlerin olduğunu. Efendim, planı böyle yapmamıştım ama. Planları sen yapmıyorsun. Ben yapıyorum, sen uyguluyorsun. Sen zaten ölüsün. Ölmemen için seni güvenli bir yere gönderiyorum. Hem de kahraman olarak. Ta ki biz idareye el koyana kadar. Siz nasıl emredersiniz efendim? Bir ülkede bir avukat siyasi bir cinayet işliyorsa, demek ki bu ülkenin kurumlarının savunulacak hiçbir şeyi kalmamış. Hani diyorlar ya, vatandaş ne yapsın? Eline silah alıp sokağa mı çıksın? Yok yok, bu sefer gerek yok. Bizim silahımız da var, adamımız da. Vatandaşa gerek yok. Onlar sadece oy versinler yeter. Gel. Efendim, kurumdan aradılar. Avni Bey atanmamış. Nasıl olur? Bizim ilişkide olmadığımız biri başa geldi. İskender'in adamı mı? Öğrendiğime göre kimsenin adamı değil. Herkes denge yapmaya başladı Yıldız. İşte bu çok kötü. Bir iz var mı Bulut? Bulacağız efendim. Şu numaranın bugünkü dökümünü bana acil çıkarabiliyor musun? Hallederim. Ben dışarıyı kolluyorum. Herhangi bir tehlike sezdiğiniz anda çatışın. Gerekirse ölün. Ama o malı istiyorum. Çete, sen niye gelmiyorsun? Çete yok artık. Çete yok. Senin karşında başkan var lan. Sak ve idareden sorumlu benim. Senin vazifen soru sormak değil. Verilen emri yerine getirmek. De hadi. Hadi.
Atın silahlarınızı, yatın yere! Usta Muro yok. Gelir mi o çakal buraya? Ne yapacağız bu asitleri usta? Dökün. Adamları içine koyun, bir yere gömün. Operasyon bitti mi abi? Bitti her an. Bitmedi. Kimse bir yere gitmesin. Niye usta, ne oldu? Muro şimdi gelmedi, bu saatten sonra hiç gelmez. Mesele Muro değil. Bu bize yem. Biz asitleri alacağız, çekip gideceğiz. Ondan sonra asıl işi yapacaklar. Ne iş usta? Bilmiyorum Memati. Bekleyip göreceğiz. Yaklaşan tüm gemilerden haberimiz olsun. Kimse ortalıkta olmasın. Hatta buranın gizli bir girişi varsa dışarı çıkıp gizlice içeri girilsin. Usta, neyi beklediğimizi bir bilsek? Memati, bu plan İskender'in planı. Ona dışarıdan bir şey gelecek. Silah mı usta? Silah zaten Türkiye'de var. Dedim ya Memati, bekleyeceğiz, göreceğiz. G diye biri seni arıyor Memati. Tamam usta, ararım sonra. Senin işin varsa git Memati. Yok usta, ne işim olacak? İyi. Ne bakıyorsunuz? Duymadınız mı konuşulanları? Hadi çabuk. Kalk. Kalk lan. Bunu sandalyeye bağlayın. Sabaha devam edeceğiz. Bütün numaralar burada. Yanlarında kim oldukları yazılı. Bu iki kadın kim acaba? Dostu, sevgilisi falan mı? Bakacağız. Alo. Efendim. Kiminle görüşüyorum? Buyurun, siz kimi aradınız? Numaranızı Nazım Bey verdi. Adınız Ayşe değil mi? Evet, benim. Ayşe Hanım, ne işle meşgulsünüz? Bebek bakıyorum. Beyefendi, kendinizi tanıtır mısınız? Ben İlyas. Benim oğlan Ali Osman'ın çocuğu oldu.
Ona bakıcı arıyorum. Siz çalışıyor musunuz, boşta mısınız? Çalışmıyorum beyefendi. Çok sevindim. Ben sizi yarın 11-12 gibi ararım. Olur mu? Olur. Bu değil. Öbürü bebeğin bakıcısı. Bana adresini bul Yıldız. Hı hı. Sattı. Sattı bu Amerikan emperyalistleri bizi, sattı. Başkanım, pusuya düşürüldük. Bu nasıl pusu ki başkan yaşıyor? Başkanım, son anda canımı kurtardım. Çocukların hepsini kaybettik. Mallarımıza el koydu Polat Alemdar ve 100 kişilik çetesi. Kaç kişilik? 100 kişilik. Nasılmış çeto? İspiyonculuğa benziyor muymuş başkanlık? Ne ispiyonu başkanım? Hadi lan! İki koyun güdemiyorsun, sonra başkanlığa göz dikiyorsun. Senin bu yaptığının cezası nedir? Affınıza sığınıyorum başkanım. Bir çözümleme yapayım. Nalet olsun içimdeki bu insan sevgisine be. De hadi, rütbeni geri aldım, seni affettim. Öpeyim başkanım. Çekil lan! Feodal puşt! Öyle nasıl başkanım? Çık dışarı. Nazım Bey, evden aradılar. Annem rahatsızlanmış. Müsaade ederseniz bir saat bakıp geleyim. Yeğenim zaten burada. Bebekle o ilgilenebilir. Olur. Hı hı. Alo. Koçum, bu bebeğin de adası eve kadar gidecekmiş. Bir takip edin bakalım. Kendinizi fark ettirmeden. Neymiş mevzu? Bacım, benim seninle bu muhterem annenle bir işim yok. Ama sen de bana yardımcı olacaksın. Bebeğin yerini söyleyeceksin. Ne oldu Nazım? Efendim, Tataroğlu'nun adamı Yalçın Bulut bebeğin bakıcısını ele geçirmiş. Ele geçirip geçireceği odur zaten. Ara ara. Şu Davut'u ara bakalım. Özlemiş mi torununun sesini? Alo, Davut Bey. Ben İskender Büyük. Bak bu ağlayan da torunun Süleyman. Torunumu geri ver. Ne istiyorsan vereyim. Sen zaten ne istiyorsan vereceksin Davut Bey. Hatta
hep vermeniz için torunun hep elimde olacak. Ama şu adamlarını çekmezsen üzerimden torunun morunun olmayacak. Ben adamlarımı falan yollamadım. O zaman söyle o yalçın buluta. Bizim bakıcıya ihtiyacımız kalmadı. Öldürebilir kadıncağızı. Ben torununu bir yurda yerleştireceğim. Nerede ve hangi isimle olduğunu bir tek ben bileceğim. Bu hem onun, hem senin ve benim yaşam ve ortaklık garantimiz olacak. Anlaştık mı? Alo Bulut, geri dön. Efendim, adresi öğrendim. Bulut, geri dön dedim. Davut Bey, bana müsaade edin torununuzu getireyim. Bulut, İskender orada olduğunu öğrenmiş. Artık uğraşmanın manası yok. Geri dön. Davut Bey! Sana emrediyorum, dön oradan. Bu Abdülay çok bencil adam çıktı Erhan. Sanki Hakan bir ona işkence yapmış. Kafamda kırdığı sopanın acısını hala ciğerimde taşıyorum. İnsan bir der ki, gelin iki kemiğini de siz kırın. Yok, sıfır. Ben tek kurşunluk adamım. Hiç tarzım değil şiddet. Sıkarım geçerim. Memati abi geliyor. Siz niye toplandınız? Nevzat, senin ne işin var burada? Gölge gördüm abi. Kendi gölgendir Nevzat. Dışarıdan yiyecek bir şey istiyor musunuz? Abi sen ne zahmet ediyorsun? Biz gider alırız. Darlandım. Bir çıkayım hava alayım. Usta sorarsa yakınlardayım. Yürü Kazım. Bu Kazım'ı hiç gözüm tutmadı ha. Tabii duydun adamın tek harekette 40 kemik kırdığını. Sevmezsin. Hadi lan. Yengene hızlıca bir gidelim Kazım. Tamam abi. Alo? Açsana kapıyı, bir saattir kapıdayım. Uyudun mu gülüm? Saat kaç Memati? Boş ver saat, hadi gidiyoruz. Bu saatte nereye gidiyoruz? Söz verdiysek gideceğiz. Saat kaç olursa olsun. Hayatım, hakikaten başka zaman gideriz. Bu saatte açık yer yoktur. Vardır, vardır. Yemek yiyeceğiz diye bütün gün bir şey yemedim. Açlıktan ölüyorum Gamze, hadi. Bir dakika çantamı alayım. Ha.
Teşekkür ederim. Sarımsak alır mısınız? Hayır, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Al al, gribe iyi gelir. Sevmiyorum kokusunu. Mecbur seveceksin. Ben sarımsaklı içiyorum. O zaman içme sarımsaklı Memati. İyi, tamam, uzatma. Sen bize mercimek çorbası getir. Peki Memati Bey. Asma suratını, tamam. Asmıyorum. Baktığında ömrümde bir kadına verdiğim ilk taviz. Sarımsak. Sarımsak, soğan. Fark etmez. Niyete bak sen. Sağ ol. Tamam, mumlu şandanlı bir yere getirmedik seni. Ama çorbası temiz en azından. Benim için önemli olan seninle olmak. Tabii ki yemek yemek için akşam 8-9'u tercih ederim. Ama ne yapalım, buna da şükür. Bitmedi işim. Çorbadan sonra geri döneceğim. Afiyet olsun. E niye geldin o zaman? Yarın görüşürdük. Söz verdim. Ne var, ne oldu? Ömrüm bana söz verip tutmayan insanlarla geçti. Mesela kim diyeceğim, canım sıkılacak. Hiç o mevzulara girmeyelim gülüm. Kalkalım mı? Hı hı. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sağ ol koçum. Kazım. Bırak, bırak. Gir gülüm arabaya sen. Memati, lütfen yapma. Ya ne oluyor ya? Gir içeri dedim. Söz ver. Abi kıracaksın kulumu. Sözden söz. Gir içeri. Kimsin lan sen? Abi gazeteciyim ben. Kim gönderdi lan seni buraya? Abi gazeteden yolladılar. Bir istihbarat gelmiş. Memati Baş sevgilisiyle burada buluşacak diye. İsterseniz sileyim abi. Yok koçum, yok. Yayınla da gazetenin adını göreyim. Bak koçum. Ben şarkıcı değilim. Artist değilim. Cemaat ya da cemiyet hayatından da değilim. Bana doğrultacaksan otomatik silah doğrult. Fotoğraf makinesi değil. Anladın mı gülüm? Anladım abi. Ama bu benim ekmek param. Kazım. Kimsenin ekmek kazanmasına karşı değilim.
Ama ekmek kazanayım derken seni buraya gönderenin ekmeğine de yağ sürme. Çünkü ben oraya kan doğuracağım. Çocuğa yarım makine alın Kazım. Adın ne senin? Burhan abi. Tamam, sen adresi bir kağıda yaz. Ben peki sana abi, yarın gönderirim makineyi. Tamam abi. Bu ikinci taviz Gamze. Üçüncüyü sakın zorlama. Avukat. Avukat bey, silah var mı üzerinizde? Yok. Buyurun geçin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Polat Alemdar. Hoş bulduk. Nasılsın reis? İyiydim, kötü oldum. Ha bu polisler nesin bastı limanı? Ne polisi reis? Ne bileyim, bazı sivil adamlar geldi. Kimliğini gösteren giriydi kapıdan içeri.
Polisler niye kamyonla geliyor? Ben de onu anlamadım da. Mümati, çocuklara haber ver. İskender'in adamları bunlar. Polis monis değiller. Tamam usta. Bunlar ne? Füze Memati. İskender füzeyi ne yapacak usta? Abdüre'yi arayın. Hakan'ı öldürmesin. Öğrenelim bakalım ondan. Füzeyi ne yapacakmış İskender? Sen Hakan'ın yanında değil miydin? Yok abi, bayıldı. Bayılmış halde öldürmek istemedim. Senin yüzünün gözünün hali ne? Yaptık bir delikanlılık. Kim var başında Hakan'ın? Bizim çocuklar.